Rabia'cığım çok teşekkür ediyoruz güzel lezzetli masan için. Rica ederim aslanım, afiyet olsun. Sağ ol hayatım. Evet İbrahim'le nerede, nasıl, ne zaman tanıştın tatlım? Aslanım, İbrahim eniştemin kuzeni. Ablamlar nişanlanınca biz aileler işte birbirine gider gelirken orada gördük ilk birbirimizi. Ondan sonra işte o bana mesaj attı, işte sonra işte beni sevdiğini söyledi falan. Ben liseyi bitirdim, o da bitirdi. Daha sonra işte artık hani o zamandan beri hala da seviyordu yani. 8 sene falan hiç bırakmadı. Güzel. Sonra tamam dedim ben hani deneyelim bir falan. Sonra 3 sene daha sevgili olduk. Ardından bir evlenme teklifiyle artık ciddileşti. Nerede oldu evlenme teklifi? Kuşadası'nda oldu. Özel bir şey, bir yere mi gittiniz? Orada İbrahim mı oldu? Beni çok iyi tanımış. Ben hep böyle işte arkadaşlarımın tekliflerinde veya işte gördüğüm tekliflerde hiç organizasyondan hani hoşlanmadığımı, abartı olmasın, hani böyle abartı gerek yok falan diyordum hep. O da hani düşünmüş yemeğe çıkartayım falan. Sonra o kendi süslemiş orada. Kendi hani yapmış. Garsonlarla paslaşmış. Sahilde oldu galiba. Evet sahilde. Restoran zaten sahildeydi. Bu şekilde diz çökerek. Peki ne zaman süre sonra nişan ya da söz oldu? 3 hafta sonra aileler tanıştı. Sonra istemeye geldiler. Ardından işte isteme orada da görüyorsunuz bu kahve hazırlarken. Kahve tuz attın mı? Ballı kahve yaptım. Tuz attı. Nasıl bir tuz attı? Neniz gerekiyor bakar mısınız? İlk bir içemeyeceğim dedi. Ben dedim içmezsen gelmem dedim. O derece. Aynen bak orada. Rabia sen bayağı bir şey tuz boşalttın. Eşin tansiyonu nasıl? Eyvah eyvah hastane falan gidilmesi gerekiyor. Vermiştir herhalde. Çok kötü böyle yapıyor zaten içti. Adam şey oldu bayılacak orada. Bordo tercih etmişsin nişanda. Evet, bizim bir de adetimiz vardır, bohça adetimiz aslanım. Evet canım. Orada farklıdır. Genelde bohçaya kapatılır çeyizler. Evet. Son bayağı bir tepsi gelmiş galiba. Bayağı geldi. Tepsi evet. Tepsi. Ya bütün mahalle elinde tepsiye girmiş gibi. Kaç kişi geldiler? 35 falan. 35 ev sahibi kalabalık. İşte mecbur erkek kadın ayrı oturmak zorunda kaldık o şekilde. Evet. Sığdık bir şekilde evet. Peki düğün ne zaman oldu? Düğünümüz 1 Eylül'de oldu. Hı-hı. Bir sene sonra oldu. Kına gecesi oldu mu? Evet oldu kına gecemde. Kına gecen nerede oldu? Kına gecemde bir açık mekanda oldu. Bu şekilde en yakın arkadaşlarımla çıktık. Hı-hı. Sahneye. Evet organizasyon tutmadım. Kızlar falan daha tutmadı. Mantıklı olmuş evet. Bence. Ben samimiyetsiz buluyorum evet. Bilmiyorum ben yani. Ben de sevmiyorum. Güzel gelmiyor. Nedime falan tutuyorlar Nedime aslında. Falan sevmiyorsunuz. Hayır ben sevmiyorum. 3 tane. Ama şimdi arkadaşlarım varsa o evet. Neşeli kafa dengi evet. Arkadaşlarım çok güzel varsa. Olur. Evet. Daha güzel yoksa bir anlaşılıyor. Yoksa tutulabilir ama. Aynen. Ben tutmuştum. Olabilir tercih meselesi. Kaç kişilikti kına gecen? Kına gecem 250 kişilikti. Düğünden bir gün önce miydi? Bir gün ara bıraktım dinlenmek açısından. Çok iyi oldu gerçekten. Evet. Bunlar da ablamlar. İki ablam var aslanım benim. Canım, ben bu şekilde güzel. Kınaya çıktım. Ne kadar şanslısın. Evet aynen. Kısa kaç kıyafet oldu? Giydin? Aslanım ben after party olarak başımı açtım. O yüzden benim kıyafetim üstü çıkıyordu. Üstü içi de askılıydı. O şekilde tasarlattırdım. Diktirdim. Evet. Bu da kaça diktirdin? 15 bin TL. 15 bin TL. Evet. Peki bunları mesela orada giydiklerini eşin tarafı mı karşıladı? Siz mi? Eşim her şey. Bizde düğün her kına düğün eş damat tarafı yapar. Damat bu da tarafı. Annem. Ağladın mı Rabia çok? Evet biraz duygusallaştık. Arkadaki küçük ablam o çok duygusaldır. Hemen böyle tutamaz ağladı. Burada peki avucuna kayınvalidem şey koydular evet. Mı? Kayınvalidem çeyrek koydu. Ve damat kınayı basar. Evet. Oynaya oynaya geldi burada. Arkadaşlar. Kınanın en eğlenceli yeri olabilir aynen, bu. Evet. Damat ya, geldiği zaman kına böyle bir değişiyor birden coşuyor. Evet. Çok eskiden yoktu böyle şeyler. Evet aslında. Son evet. Böyle bir 5-6 yıldır evet. Damat basması durumu oluyor. Evet, evet, o da enerji katıyor. Kızların gelinlerin evet, yüzü biliyor tabii evet. Damat içeri. O meşale yanınca bir evet. Hava oluşuyor hemen. Hanım burada arkadaşlarıyla oynuyor. Çok güzel. Eşin damatını siz almıştınız. Ha, onu biz aldık. Evet evet. Burada ben testi kırdım. Testi kırıyorsun. Evet. Kırabildim Allah'tan. Peki. Düğüne geçelim mi? Geçelim aslanım. Düğünde, düğün günü nasıl başladı burada Tire'de? Gelinin
İşte en özel günü. Evet. Nasıl başlar? Önce kuaföre gidilir bizde. Daha sonra işte gelin alma olur. Gelin alma da böyle davullu zurnalı, işte herkes olduğu gibi tabii ki de meşalelerle geldi. Aldı beni götürdü. Neresi? Burası düğün salonu çıkışı, giriş yani. Evet. Nerede oldu? Türede, evet, burada oldu. Ne kadara tuttunuz salonu? Düğün salonumuz kamera pasta içinde 10.000 TL. Uygun. Bir şey ikram etmediniz. Uygunmuş, evet. Evet, evet. Şu an şartlarına göre. Meşrubat içecekler. Evet. Gelinin ne kadar aldı? Gelinliğim 20.000 TL. Evet, birazcık yüksekmiş. Özel dikim olduğu için benim işte vücut bedenlerime hiçbir şey uymadı yani. Gittim, düğün salonu çok uygun geldi, gelinlikte evet, bir aksi pahalı maalesef geldi. Öyle. Ben aslında kiralık istiyordum. Pahalı olması peki? Evet, kiralık istiyordum ama asla bulamadım yani. İzmir'in her yerine dolaştım. Evde gelinlik mi? Evde, aynen. Ne yapmayı düşünüyorsun onu? Aslında satabilirim, benim yani bedenime uygun mesela, biri varsa. Beden dedin ya, zor bulunuyor, evet, çok minyonsun. Evet. Aslında kolaylık olur, kiralıyorlar şimdi. Evet, evet, düşünürüm tabii ki. İsteyen, ihtiyacı olan varsa tabii ki yardımcı olurum. Burada Zeybek Gözlerimiz. Tire'de bence Efeler çıkmadan, Zeybek oynamadan düğün başlamasa. Asla, evet. Bence de başlamasın. Burada. Çünkü çok keyifli. Evet, çok güzel gerçekten. İzledim. Dans kursuna gittiniz değil mi? Evet, gittik. Düğünde kayınvalidemler 10 tane bilezik taktı. Şunları mı? Şu elim. Evet, aslında. Dur bir gösterelim şimdi, bir dakika. Burada hepsi üstünde sanırım. Evet, bizde böyle hepsi hocam, takılır. Bunları mı taktılar? Bunları taktılar. Sen mi beğendin, seçtin bunları? Şöyle Aslanım, şu nişan... Benim yüzüm de gayet iyi uydu bizim. Evet, aynen. Söyleyeyim sana. Evet Aslanım. Çok güzel değil mi? Evet. Şu nişan bileziğimdi, onu birlikte seçmiştik. Sonra işte aynısını yapalım dedik. Ay, burada tek hepsi. Bir tane kalmış bu. Bu benim hep taktığım. Canım benim, evet. Bu niye böyle tek kalmış burada? Bu iki tane aslında o. Ha öyle mi, pardon. Diğerlere kaçmış şunların çift arasında. Yani. Şurada bir tane tamam, daha. Çift. Onları hiç çıkartmıyorum. Peki gel bakalım şimdi. Ha, bir de bunları tak. Şimdi bu ne? Ne oluyor bu? Bu beşi birlik bizim bu burada. Bu beşi bir yerde. Evet. Ne kadar bunun bir tanesi? Bunun bir tanesi şu an sanırım 60.000 TL. Bunları kim taktı? Bunları da iki tanesini kayınvalidemler taktı. Bir tanesini annemler taktı. Maşallah. Yanında da bunlar tam yarım mı? Da eşim taktı. Yarım bunlar. Evet. Bunun bir anlamı var aslında Aslanım. Eşim kötü alışkanlığı vardı. Onu bırakınca biz para biriktirmeye başladık. Onun parasını bir yere koyduk. Eşim de onun paralarıyla altın yaptı. Çok güzel. İyi bu yap. Da böyle bir anıydı bizim için. Yani onu taktı bana. Aha. Evet. Maşallah, çok da güzel olmuş. Evet, aslında, şimdi böyle ip diziliyor değil mi? Gold, evet. Sarı renkli. Bizim, evet, bizim burada buna dobilin denir. Ne denir? Dobilin. Dobilin. Dobilin, aynen. Dobilin. Evet. Dobilin. Değişik. Evet, peki bu kadar mı takıldı? Bu kadar aslında. Sizde altın var. Yani pırlanta yok mu mesela? Evet, pırlanta setim var bir de. Onu kim taktı? Onu da kayınvalidemler. Onu nişanda taktılar. Bak, bir şey söyleyeceğim. Güzel takmış kayınvalidem. Evet, güzel takmış. Sağ olsun. Şunlar 60. Şunlar düşünün 120-150 bin TL şunlar. Evet. Ayrıca 10 tane bilezik, evet, bir de pırlanta set. Oh. Siz peki damadına ne taktınız? Evet, ben de merak ettim. Biz damada nişanda babam çeyrek taktı. Ondan sonra düğünde saat taktık. Sonra yine bir altın taktık. Hı-hı. Bu şekilde. Bizde yani bizim adetlerimizde damada çok fazla bir şey takılmaz. Damada bir şey yok. Yani damat para harcar, kudayı yapar, düğünü yapar. Evet. Balayına gittiniz. Ben acıyorum. Evet, balayına gittik. Nereye gittiniz? Balayına Antalya'ya, pardon, önce Fethiye'ye gittik. Hı-hı. Fethiye'de bir villada kaldık 3 gün. Ardından Antalya'ya gittik. Orada otelde kaldık.